Gençler şimdi bir de Suzuki'ye binelim. Evet. Bir turlayalım bakalım nasıl gidiyor. Oturuş pozisyonu çok değişik bunda ya. Benzin vardı mı lan onu? Bayağı gezdin ha. Gerçi bu sabah aldım. Nerede görünüyor ki benzin göstergesi? Ya, lamba yandı mı sıçtın anam. Şimdi cikli açık. Celil pozisyonuna geldim. Ben sana annemin karnındayken bu pozisyondaydım. Şimdi vites bir de tamam. Ha? Şimdi sinyalimizi verelim. Ufaktan ufaktan ıhtan ıhtan gidelim. Aga, racing kullanmak bir başka bir sıkıntı ya. Evet gençler, ilk defa racing kullanacağım. Abi racing kullanmak da zevkliymiş be. Baba bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu da. Bu ses ne anasını satayım? Benim M-Touch'tan bu ses çıkmıyor lan. Vallahi benim M-Touch'tan bu sesi çıkaramıyorum. Ama aynalar nay. Aynalar iyi değil yani. Arkayı net göremiyorum. Şöyle biraz kafayı çevirmek zorunda kalıyorum. Gözlerim yaşardı gülmekten. Baba kullanıyoruz ya, kullanıyoruz. O olsun bu olsun artık kullanıyoruz. Güzel motor ama ya, racing. Hani ben oturuş pozisyonundan dolayı MT alırken de işte bu oturuş pozisyonundan dolayı hani rahat hissedememiştim kendimi. Demin motoru kaldırırken de rahat hissedemedim ama yani şimdi biraz kullanınca yani bu oturuş pozisyonu da hiç fena değil. Özellikle gazlayacağın zaman çok çok iyi bir oturuş pozisyonu var aslında. Yani öyle çok aman ya böyle nasıl motor kullanılır diyordum ben ama öyle değilmiş. Yani aklındaki o racing motor duruş pozisyonu düşüncesi, ön yargısı yıkıldı yani şu an. Yerlerde paramparça pinçik oldu yani. Tabii gazlayamıyoruz. Şu an köy yollarında olduğumuz için maksimum 80. Şurada bir yerden dönelim. Chrysler varsa geri gidelim. Çok da fazla uzaklaşmayalım. Evet, buradan mı dönelim? İleride Chrysler vardır ya. Nerede ki burası? Neresi ki lan burası? Gel lan şuradan gidip dönelim. Abi alışmışsın MT'ye, bu biraz farklı geliyor insana. Onu çevirmek de bir hayli sıkıntı anasını satayım. Evet kardeş, yeni racing kullanıyoruz ilk defa. O kadar da acemilik olacak yani. Güzel ama güzel. Birinci viteste bir ses açayım diyorum da. Güzel sesi var ama ya. Bir de stock egzoz. Bende mesela sesi arkadan duyabiliyorsun. Buradan motorun sesini şuradan rahatlıkla duyabiliyorsun. O çok güzel. Hani bir de bunda sağlam bir egzoz olsa var ya, bu ortalığı inletir.
Güzel motor ya, Allah kaza bela vermesin. Gökhan kardeşimiz yeni aldı motorunu. Çok da uygun aldı, dediğim gibi 3000 liradan 3200 liraya falan aldı. Çok çok güzel bir motor. Allah tekerine taş değdirmesin. Gezer motoruna da aynı şekil zarar zeval gelmesin. Güzel kız gibi motor. Yani dediğim gibi güzel motor güzeldir, her zaman hakkını vereceksin. Sesi var ya, bunun sesi var ya. Sen buna bir egzoz alsan var ya. Çok tatlı geliyor ses ya. Müzikle geldiği zaman şey acayip kuruyor anasını satayım, böyle bu. Ya diyorum, bak mesela benim motorda ses arkadan geliyor. Bunda şuradan sesi o kadar tatlı duyabiliyorsun ki var ya, mükemmel. Hele de birinci ikinci viteste. Bu tünelde ne bağırır var ya. Evet gençler, vallahi güzel motor Suzuki GSX-R600. Canavar canavar, motor değil. Sen kaç almıştın bunu? Valla ben bunu takas üstü para aldım. Kaç liraya tekabül aldın? 2200 liraya falan geldi. 2200 liraya, valla çok iyi gelmiş. Gençler 5000'e satıyoruz, alan varsa. Satmıyorum. İşte cevap budur. Bir motorcu motorunu satmaz. Evet. Yani parası önemli değil. Vallahi. Çok güzel motor. Satacak kadın. Ama gençler araba satıyoruz. Araba satarız. Her türlü mevcuttur. Çok güzel ya, çok çok. Ama dedim buna bir egzoz şart. Yani. Şu görüntüden... Egzoz, fazla egzozu olan varsa tabii. Yani hayır isteyin yani. Gülen kardeşimize destek. Hayır yani sizin için yarın öbür gün yine ben bu motora binerim. Güzel bir ses duyun diye söylüyoruz. Yoksa yani. Para toplayıp şey var. 45 tane gönderiyorum. Tamam durun. Adresi yazıyorum. İBAN'ı yazıyorum. 3-5 demeyi es geçmeyin. Abi lastikler de çok iyi ha. Güzel. Benim lastiklerin aynısı. Bridgestone mu lan onlar? Ha, Bridgestone. Bak benim lastiğin aynısı, arka lastiğin. Bridgestone güzel ya. Ön de Bridgestone. Bak bende şey var. Bunları yaptım var ya, bak böyle yazılarını boyadım. İstersen yapabiliriz seninkini de. Siyah beyaz olsa gider. Yani. Ama seninki full siyah olduğu için bir de kuru. Gri yapabiliyorsak yaparız. Gri de şu şekilde durur. Orada. Aynen. Yok ya valla güzel, ciğerli gidiyor. Değil de şuraya şu şeyleri nereden alıyoruz? Ondan bir tane gönderin gençler. Ha şu elle takılan, bilekliğe takılan şeyleri diyorsun. Öyle bir şey herhalde onlar da. Hı hı. Bilmiyorum ki. Tamam bakarız ona internetten ya. Bak o şeyi buraya takıyorsun. Giden kompresörünü yok mu? Bu ne? Şu selektör. Ha. Ona basınca selektör yapıyor. Ha. Tık 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 gibi. Ha. Dur aç konta. Ben bunu niye açamıyorum ya? Onu açma. Bende mi bir sıkıntı var?
Bak adam tek seferde açtı nasıl? Bak. Neler var? Öğreneceğim. Öğreneceğim daha.